Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Kamina doktor Sabirov. Biz bugün dermatovenerolog vrach oldiga keldik. Ya'ni sizlar yuborgan savollarga bugün javob olamiz. Ya'ni Humo Medlas klinikasiga keldik. Buni adresini tushuntirib o'taman. Bu tarafta aeroport joylashgan i bu tarafta esa vokzal. Mana bu ko'cha esa azizlar bu Oblastnoy bolnitsa ko'chasi. Humo Medlas klinikasiga kelaverasizlar. Bo'lmasa do'stlar, sizlarni savollaringizga javob olishga ketdik. Assalomu alaykum do'stlar. Bizlar Humo Medlas klinikasidamiz va sizlar yuborgan savollarga hozir dermatovenerolog shifokorimizdan javob olamiz. Bo'lmasa o'zingizni tanishtirsangiz. Men Satlikov Azamat, dermatovenerolog shifokorman. 9 yillik ish stajini egaman. Hozirda Humo Medlas klinikasida главный врач sifatida ishlab turibman. Obunachilaringizdan kelgan savollarni xudo xolasa qo'ldan kelgancha javob beramiz. Rahmat. Bizani iltimosimizni yo'q demasdan savollarimizga javob berayotgan Humo Medlas bosh shifokoriga kattakon rahmat aytamiz. Bo'lmasa do'stlar, bugungi savollarga javob olishni boshlaymiz. Birinchi savolimiz: Assalomu alaykum doktor. Dadam psoriaz menga yuqadimi? Yo'q, psoriaz kasalligi umuman yuqumsiz kasallik, yuqmaydi. Endi nasldan o'tish o'tmasligi bu 25 yoshgacha agar foyda bo'lsa, nasliy hisoblanishi mumkin. Nasliy holatlar kuzatilgan, lekin bu asosan multifaktorial kasallik deb hisoblanadi, ya'ni aynan biron narsadan kelib chiqqan deb aytish qiyin. Psoriaz kasalligining buning sabablari ko'p. Bu kasallik sabablari infeksion kasalliklar, nasliy faktor ham hisoblanadi. Avtoimmun nazariya bor psoriaz kasalligining kelib chiqishi bo'yicha. Boshqa faktorlar sababli kelib chiqadi, lekin psoriaz kasalligi yuqmaydi. Bo'lmasa bu psoriaz kasalligi menimcha ko'pchilik bilsa kerak, otadan bolaga yuqmaydi. Oddiy qilib aytganda. Yo'q. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Doktor, yuzimga ugri chiqib turibdi. Og'iz qismimda ko'proq yuzim yog'li. Sabab bo'ladimi shu yog'li yuzga ugri chiqsa? Endi ugri kasalligini o'zi asosan o'smir yoshlarda kuzatiladi. Buni chiqish sababi o'smirlik davrida yog' bezlarini haddan oshib funksiyasini oshib ketishi. Yog' bezlaridan yog' ko'p ajraladi. Shu sababli shu bezlarda infeksiya tushib, ugri kelib chiqadi. Endi og'iz atrofida chiqishi yoki boshqa sohalarda ko'p chiqishi bu har kimda individual hisoblanadi. Kimdadir og'iz atrofida, kimdadir ko'krak, yelka sohalaridan chiqishi mumkin, kimdadir peshona sohasida ko'p chiqishi mumkin. Bu individual yondashiladi har bir kasallar. Ham bu kasallik yog' bezlarini joylashish anatomik holatiga bog'liq. Shunga qarab bu holati kuzatilaveradi har xil. Rahmat. Bo'lmasa siz Humo Medlas klinikasida bu ugri kasalliklarni ham davolay olasiz. Ugri kasalliklarni davolaymiz. Nafaqat davolaymiz, ugridan qolgan asoratlarni hozirda xudo xolasa yo'la qo'ydik. Lazer yordamida post akne deymiz, ugridan keyingi chandiqlar, dog'lar, yuzdagi har xil asoratlarni lazer yordamida bartaraf qilib turibmiz. Qolganlar agar ugri bo'lsa yoki ugridan qolgan asoratlar bo'lsa, shular murojaat qilishlari mumkin, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Bo'lmasa kimda shu chandiqlari bo'ladigan bo'lsa, ugridan keyingi bemalol kelib 100% shishadek qilib yuzini qirib ketish mumkin bu yerda, to'g'rimi? Ha. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Men doim dushga kirib chiqqanimda keyin tanamda qizil narsalar paydo bo'ladi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Dushdan keyin paydo bo'lishining sababi birinchi terida sezgirlik oshib ketgan bo'lishi mumkin. Yana ishlatadigan shampun, sovunlardan allergik holatlar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Kontakt dermatit deb aytiladi. Buni ham
individual yandaşı gerek. Şu kesel özünü körü, patientine. Bu mesela körmeyi günce bunu hızlı bronlama diyor muyuz, doğru mu? Aha. Elbette bu beraber şu taşmanı körüş gerek. Ha, kesel özünü körme günce bu nasıl yetişkin? Eğer sizde şunaki holatlar, ya ki tane sizde şunaki holatlar olsa, elbette şifokörümüze gelip, körünüp, bundan kurtuluşuz mümkün. Tek yenge soru götürmüz. Assalamu alaikum doktor, yaşlı mısınız? 11 yaşlı oğlumda keçesi bütün tanesi küçüydü. Bu ne zaman oluşur mümkün? Şimdi bunun sebebi ne için oluşur mümkün? 11 yaşlı... Bu... Balalar küçülmesi, yani dediğiniz gibi paçı sufa oluşur mümkün. Peki çesotta keserlerimizde bütün küçüşler oluyor. Bütün üstünü bez alta kalmıyor. Allergik halat buluşu mümkün. Peki bu mesela şu pastilige kana kadar allergik halatla küzetilip durgan buluşu mümkün. Her kimde farklı, bu hem individual. Ha. Bu mesela bu köpünce şu allergiye bile bağlı buluşu mümkün. Allergik halat buluşu mümkün. Peki bu mesela şu çesotke kotur ayıtıladı. Halkında. Çesotke keserliginde asasen tüngü kıçış buladı. Tünde buladı. Kündüz günü bu muydu? Kündüz günü bez alta kalmıyor. Tünde tinç yatken paydı benim orada kıçış halatı küzetilerdi esasen. Bu yukumlu keserlikliyken bu ailevi yukarıda kalmaya şu meyşi kantak arka yukarı bunu elbette dermatolog şifakar uçraşıyor. Bu mesela ki yenge soru götürmüz. Assalamu alaikum kızım 10 yaş yüzüde uğruy çıkıp toşken bu halat 9 yaşta başlandı. Sebebini bulamayabiliriz. Şimdi bu yerde 9 yaşta başlangan olsa irte balagat yetiş bilgileri payda bulgan buluşu mümkün. Ya ki şu kızcağın yüzünde yağlılık derecesi belent buluşu mümkün. Bu bimarını aldan endokrinolog, kendisi ginekolog ile konsultasiya kılış gerek. Bu mutakasislere elbette görsütüş gerek. Alıp keseler gel yüzlerini görüp gerekli içeğine kılınadı. Lakin elbette aldın şu endokrinolog bilen dediğiniz gibi ginekolog görüşü gerekli keser. Birinci nöbette endokrinolog ve ginekolog. Lakin yüzü siz bir mağın körbeyiz. Lakin yüzü boyunca bizlere müracaat kılsa, dermatologa müracaat kılsa boladı. Şu mutakasisinin maslahatı gerek az oldu. Bu masa dostlar isterseniz kazmayla. İşinize hazır endokrinolog, ginekolog ve dermatovenerolog. Üççeler uğraşacak hem körşetiş gerek. Yenge soru yutamız. Başım kıçtadı, dermazolda yuvup körgenmen. Vaktinçeli yakışı boladı. Keyin yine şunaka boladı. Şimdi baş safhasında kıçışla küzetiladigan olsa, bunda keserlerimizde esasen sebareye buluşu mümkün. Allergik dermatit buluşu mümkün. Keyin asliye follikulit keserlikimiz var. Bu keserlikten şimdi kıçış halatları küzetilişi mümkün. Yani saç ildizçesini, şu piyazça kısmını boyun safhasında sürünkeli yallıklanış küzetiledi. Bu halattan köpünce kıçışadı. Saçta kepekleşiş oladı. Şu halatlarda kıçış buluşu mümkün. Bunun için parhez saklaş gerek, yağlı avukatlardan saklanış gerek. Esasen, yani esasen bu halat şu aşkazın çeken ciger, öğüt yolları keserliklerde küzetiledi. Şu gastroenterolog bilen, dermatolog bilen maslahatlaşış gerek bu arada. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Ko'p terlash haqida batafsil tushuntirib bersangiz deb yozibdi. Endi ko'p terlash kasalligi bu gipergidroz asosan kol sohasında, kol kafti, koltuk osti, keyin oyoq tovon sohalarında ko'p kuzatiladi. Bu kasallik ham shu masalan har kimda ter bezlarini joylash keyin ularni ko'p yoki kam miqdorda bo'lishiga qarab bo'ladi. Ko'pchilik kasallarda, ko'pchilik bemorlarimizda shu qo'l sohasida, qo'ltiq osti sohasida ham oyoq tovon sohasida ko'p miqdorda ter bezlarini bo'lganligi sababli bu ko'p terlanadi. Hozirda buni zamonaviy usuli botulina terapiya orqali davolaniladi. Agar endokrinologik kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, endokrinologik kasalliklari davolash kerak.
Ham bu asab bilan ham bog'liq. Ha, ko'p asabiylashsa ham terlaydi odam. Ha, ko'p ko'pchilik bemorlarda shu asabiylashgan vaqtida yoki hayajonlangan vaqtida ter chiqib ketish holati bo'ladi. Bu asab sistemasidan ham bo'lishi mumkin. Hayajonlangan paytda masalan hozir men ham hayajonlanyapman, qo'lim terlayapti. Bu kasallikmi uni? Yo'q, bu kasallik emas, lekin masalan odamda hayajon ortidan bu terlash holati kuzatiladigan bo'lsa, ko'pchilik uchun bu normal holati bo'lishi mumkin. Bu aytganimizdek, shu masalan qo'l sohasida ter bezlarini ko'p qalin zich joylashganini hisoblab oladi. Bu narsa kimdadir sirak bo'ladi ter bezlari. Shuning uchun ko'pchilikda terlash ko'p ajratiladi ter. Ko'pchilik odam terlamaydi joy. Bu ham o'zi nasliy hisoblanadi, genetikasi bilan bog'liq. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz bo'lmasam. Assalomu alaykum aka, oq dog'lar bor qo'limda. Shuni davosi bormi? Ya'ni menimcha bu vitiligo kasalligi bo'yicha savol berishgan. Vitrasalligining davosi bor. Bu kasallik asosan konservativ yo'l bilan, fizioterapevtik, hozirda lazer texnologiyalari yordamida keyin melanotsitlar transplantatsiyasi orqali hozir davolanish yo'lga qo'yilgan davosi bor. Bo'lmasa siz ham buni davolaysiz. Ha, biz ham davolaymiz. Bemorlarda agar vitiligo kasalligi bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bemalol Humo Medlas klinikasiga kelib davolanishlari mumkin. Obunachilarimga nima tavsiya qila olasiz, agar mana nomimdan keladigan bo'lsa? Agar doktor Sabirov nomidan kelsalar, chegirma qilib beramiz, 20% chegirma qilib beramiz siz uchun. Rahmat. Buni eshitdingizlar do'stlar, 20% eshitdingizlar, buni hech kim qila olmaydi. Agar sizda teri muammolari bo'lsa, ugrimi, boshqami, har qanday teri muammolari bo'lsa, Humo Medlas klinikasiga kelib, doktor Sabirov nomidan keldim desangiz, 20% sizga chegirma bo'ladi. 20% esdan chiqazmay kelishingiz mumkin. Dog'larga javob olishni davom ettiramiz. Oq dog'larga qarshi dori-darmon yoki shifokor bormi? 100% yo'qotadigan deb yana yozishdi. Ha, bor do'stlar, mana bizani o'zimizni vrachimiz bor, kelib davolashingiz mumkin. Keyingi o'tamiz. Assalomu alaykum. Yuvingandan keyin terini qurib qolishi nimadan? Yuvingandan keyin terini qurib qolishi bu noto'g'ri yuvinish vositalaridan foydalanishdan bo'lishi mumkin. O'zini yoshini to'g'ri kelmaydigan yoki sifatsiz yuvinish shampun, sovun narsalardan foydalangan bo'lishi mumkin. Agar juda ham terini ayniqsa yuvingandan keyin qurib ketishi bu noto'g'ri yuvinish vositalaridan foydalanganda yoki terini haddan oshiq o'zi quruq holatda bo'lishi, yana vitamin yetishmovchiligida, A, E vitamin yetishmovchiligida asosan terida qurish holati kuzatilishi mumkin. Buni ham individual yondashish kerak. Buni ham albatta davolasa bo'ladigan muammo. Ha, davolasa bo'ladi. Men ko'p ishkaman, ya'ni detski shampun, detski sovunlardan ko'p yosh kattalar foydalanishadi. Bunga qanday qaraysiz? Yo'q, bu yechim bo'lar meni. Bu detski bolalar uchun ishlab chiqarilgan narsa, bitta odamni terisiga to'g'ri kelmaydi. Tarkibi u yosh bolaning terisi uchun moslashtirilgan. Katta odamlar asosan shu sifatli tozalanish vositalaridan foydalangani ma'qul. Hali kim o'zini yoshiga mos. O'zini yoshiga mos. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Mayda toshmalar toshgan badanga nima qilish kerak? Undan dog'lari ham qolgan. Butun badanga mayda toshmalar toshgan va dog'lar ham bor undan keyin. Endi mayda toshmalar toshish ko'pchilik kasalliklarda kuzatiladi. Asosan teri kasalliklari bir-birini o'xshash bo'ladi. Bu toshma nimadan keyin qolganini, asosan qaysi kasallik bo'lib turganini ko'rish kerak boshda. Endi bu undan qolgan dog'larni ketkazish uchun vaqtincha o'zi ketadi, vaqt o'tishi bilan. Masalan, shu dermatolog shifokorga murojaat qilganlar yaxshi bu holatda. Rahmat. Keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum doktor. Toshmalar qizil rangda toshadi. Qanaqa kasallik? Bu oldini olsa bo'ladimi? Endi menimcha buni ko'rmasdan do'stlar hozir biron nima deyish qiyin. Keyingi savol do'stlar, jinsiy a'zomga ugriga o'xshash narsa chiqib turibdi. Yiring bor, qissam chiqib ketadi. Yiring mayda-mayda. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu bo'lishi mumkin. Follikulit kasalligi bo'lishi mumkin yoki osteofollikulit, ya'ni
şu sahadaki cüm, yani saç talalarını infeksiya düşürdü. Köstesine şu halette küzetilirdi. Kontagiozni malius keserlikte şu esasen intim sahada küzetilirken turu var. Bu halette hem şimdi klinike küzetilişi mümkün. Keyin allergik dermatit halatı buluşu mümkün. Yani işletilirken vasitalarından halatı buluşu mümkün. Cinsi yol bile yok eden keserlikler hem buluşu mümkün mü eğer bu açarken? Cinsi yol bile yok eden keserlikler hem buluşu mümkün. Yani ganariye, sifilis? Yok, ganariye keserlikinde teriye taşıma taşmıyordu. Şimdi sifilis keserlikinde bu kandan keyin esasen pitta joyga, kaysi joyda sohada yuqqan bo'lsa, shu sohaga yara chiqadi. Bu og'riqsiz yara. Unda ham u bunga o'xshagan narsa bo'lmaydi. Agar siz aytayotgan narsa bo'lsa, menimcha uy sharoitida buni davolab o'tirmasdan darhol vrachga murojaat qilgan ma'qul. To'g'rimi? Bu sohada toshma toshsa, asosan oldin tekshiruvlardan o'tib, keyin lechina qilgan ma'qul. Uy sharoitida buni hech qanday narsa qilish shart emas. Birinchi navbatda tekshiruvlardan o'tish kerak. Albatta bu o'zlarining sog'lig'i uchun. Masa keyingi savolga o'tamiz. Meni erimni jins a'zosida so'yal bor. Uni qanaqa qilib ketirsak bo'ladi? Urologga ko'rindik, hech narsa qilmaydi, ziyoni yo'q dedi. Deb yozibdi. Endi jinsiy sohada so'yallarni o'chirish, u kandiloma deb aytiladi, o'tkiruvchi kandiloma deb aytiladi. Bu kasallik asosan jinsiy yo'l bilan keyin menshi kontakt orqali ham o'tishi mumkin. Ya'ni basseynda umumi yuvinish vositalaridan foydalanganda shu holatlarda masalan sochiqdan o'tishi mumkin. Bunday holatda birinchi navbatda bu so'gallar kuydirib olib tashlanadi, ya'ni kandilomalar. Keyin kasallikni davolash uchun viruslarga qarshi immunitetni qo'llab-quvvatlovchi kasal. Viruslarga qarshi vositalar, dori vositalari, keyin immunomodulyatorlar, ya'ni immunitetni ko'taruvchi dori vositalari qo'llaniladi. Bu davolash zarur shart bu kasallikni. Ha, bo'lmasa buni ayoliga ham o'tkazib qo'yish mumkin, to'g'rimi? Ayolga ham yuqadi. Eshitdingizlar do'stlar, agar sizlarda mana shu kandiloma muammosi bo'ladigan bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan darhol dermatovenerologga uchrashib, tekshiruvdan o'tib, bemalol buni davolashingiz mumkin. Bo'lmasa ayolingizga ham buni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Keyingi savolga o'tamiz. Husnbuzarga o'xshagan toshmalar bor. Shunga ham javob qoldiring. Husnbuzarga o'xshagan toshmalar 100 da bo'lsa, bu asosan husnbuzar kasalligini ko'rish mumkin. Chesotka bo'lishi mumkin bu 100 da ham. Yo'q, 100 sohada. Bo'yindan yuqorida chesotka bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Chesotka asosan issiq sohalarda bo'ladi, yopiq sohalarda bo'ladi. Shunaqa. Rahmat, keyingi savolga o'tamiz. Odamda terisidagi oq dog'lar qanday kasallik yoki vitaminlar yo'qligidan paydo bo'ladimi? Oq dog'lar asosan kuzatiladi vitiligo kasalligida. Yuz sohasida yosh bolalarda asosan yosh bolalarda yuz sohasida temratik kasallik deymiz. Biz ot tilda quruq stripta deymiz, aytiladi. Bu temratikda ham oq dog'lar bo'lishi mumkin. Keyin gavda sohasida rang-barang temratik degan kasalligimiz bor. Bu zamburug' kasalligi asosan yelka, ko'krak sohalarida oq, kofe rangidagi dog'lar bo'lib kuzatiladi. Bu rang-barang temratik kasalligi zamburug' kasalligi hisoblanadi. Undan oq dog' kuzatilishi mumkin. Siz bo'lmasa oq dog'larni ham yo'qota olasiz. Vitiligo kasalligini davolasa bo'ladi siz klinikangizda. Ha, davolasa bo'ladi. Agar sizda vitiligo bo'ladigan bo'lsa do'stlar, albatta kelib 20% lik chegirmadan foydalanib, agar doktor Sabirov obunasiman deb kelsangiz, albatta siz ham arzon, ham sifatli siz o'zingizdagi muammodan xalos bo'lasiz. Keyingi savolga o'tamiz. Ugri chiqmasligini oldini olish uchun jins aloqa qilish kerakmi? Ko'pchilik shunaqa deydi, deb yozibdi. Yo'q, bu ikkalasi hech qanday bog'liqlik tomoni yo'q. Ugri kasallik aytganimizdek o'smirlik davrida kuzatiladigan yog' bezlarini gipofunksiyasi hisobidan kelib chiqadigan kasallik. Yog' bezlari, ya'ni gormonal o'zgarish hisobidan
köp miktarda yağ biz yağ işlep çıkarırdı. Bunu cinsi alaka bile onunla alakası yok. Çünkü... Bu bahane ne? Doğru mu? Cinsi alaka kılıç için. Sol yöntemiz, 10 yıllık taçırıfken 100% yok atsa bu ne demek? Ne diyorsun? Bu adı köp iller doğumunda kurulamıyorsam. Aynen şu taçırıfya, tatuaj, bunların yok atış boyunca yeni lazer aparat alıp geldik yakında. Klinikimize onlattık. Trenu bir kariyeden. Ha, siz kliniki alıp geldiniz bu nesene hocam, doğru mu? Ha, şu lazer boyunca köp yeni işler kıldık. Bu da kalası hastalığı görürsün ama. Bu aparatımız yardımında terideki dağla, tatirofkele, tatuajla, keyin, kan tamırı bulan bağlı bulan patologiyalar teri yüzesindeki teri engekte ziyade batamız. Keyin, narla, bize kalktığında atladım. He, narda ham yok etse buladı mı? Narda ham yok etse buladı. Esasen ağzı bizden şeraitimizde işte aral boyu müntekasında halazma keserdi ya melazma yüzdeki dağla. Esasen ayallarda güzeltilerdi. Şu keserliklerin davalaşta işletilerdi. Fakat tatirof göçünmez. Köp funksiyası köp. Evet. Çınarlı. Bu mesela liboy dağını hem yok atalardı. Sonra hem? Onu dikilip etkendi. Ha, şimdi keserliğini görgenden ki özüne pakazaniyası bu aparatı ve pakazaniyeler var. Şuna karab muhalacı başlanadı. Gözetmeler var. Lazer aparatlarına. Rahmet. Bu aparat mı bu? İkinci aparatımız yardımında esasen terideki marşilla, çandıkla, uydan keyingi çandıkla yüzdeki dağla da, papillomala, halla, her bir türdeki... bu kirli, lazer mi? Lazer aparatı mı? Bu ham lazer. Ha, bu ham lazer aparatı. Esasen terideki çandıkla, yüzdeki natekislikle, esasen ben ayollarda tuğruktan keyingi striyalar olan yani tuğruktan keyingi karındaki yırtılışlar kalp gidettirdi. Şu nerselerin yok atışta faydalanan. Striyenem yok atadı, doğru mu? Striyenem. Cüda köp abonacılarımız bana şu striye boyunca yazışladı, kanakta yok atışa boladı. Mesela bunu hem yok atı olasın, striyelerini hem. Striyelerden şu aparattan faydalanamız. Valla. Kandiloma keserlikleri. Esasen köp güzeltilerde yaşı 40'tan keyin, 35-40 yaştan keyin boyun sakatında papilloma güzeltilerde bizden şeraitimizde. Şu keserlerimizde efekti düm zor bu aparatımızda. Terge hiç kendi ağrıksızlandırır için herse işletilmedi. Özü 100% ağrıksız. İğne ekseye başka herse gerekmedi. Doğru özü bile işlem öğrenir. Ağrık sezmedi keserimiz. Efekti düm zor bu kendimiz aparatımızda. Katta yon rahmat. Şuna kangi aparatlar alıp kelganingiz uchun. Menimcha bu Xorazmda bunaqa aparatlar kam bo'lsa kerak, yili bormi yo'qmi bilmadim. Xorazmda yo'q. Birinchi marta, birinchi keldik. Xudo xolosa bu Janubiy Koreya bilan hamkorlikda yo'la qo'ydik shu narsani. Keyingi savolga o'tamiz. Ugridan qolgan dog'larni qanday qilib yo'qotsa bo'ladi? Ugridan qolgan dog'lar bu konservativ davolanadi. Yana şu lazer üstümez yardımında, lazer aparatında dağılışı mümkün. Lazerine şilif of kere bakıladık. Sasam buradan ki kilemçe hiperpigment dağla yani ciger renk dağla kaladı. Çandıkla, oyukla. Bu nerselen yok atış için esasen bize hazırda lazer yardımında dağılıp tutmuş. Evet. Bunu ham siz yok atarsınız, doğru mu? Ha. Dostlar, eğer siz de bana şu ugridan keyin kalan dog'lar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizani shifokorimizga, Humamed Last shifokoriga, bosh shifokoriga kelib, davolanib ketishingiz mumkin. Dostlar, mana biz hozir sizning savollaringizga javob oldik va oxirida vrachga men o'zimni ham savolim bor. Masalan, odamlar teri muammolariga uchramaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Ya'ni oldini olish uchun nima qilish kerak? Teri muammolarini oldini olish uchun birinchi navbatda teri gigiyenasiga e'tibor qilish kerak. Teri hamisha toza bo'lishi kerak. Nima uchunki terimiz bizlarni nafas olishda ishtirok qiladi. Ayirish sistemasi deymiz, ya'ni terida qonimizdagi
gerekmez tuzlarını ajratıp çıkarışta iştirak kıladı. Keyin vitamin D sintezinde iştirak kıladı. Sezgi azaları Katarında iştirak kıladı. Yani yine himoya vazifesini bacarıp taşkı mukitten organizm olsun himoya kılıp duradı. Şunun için esasen teri birinci nöbette gigiyenası teri tazalıkına itibar kılışımız gerek. Keyin avukatlanış rasyonumuzda teri için mühim olan vitaminler, mikroelementler, xilma-xilliqına ahamiyyat verişimiz gerek. Hazırda esasen fast food, yani şirinlikler, kök avukat istimal konular bundan çekleniş gerek. Esasen vitamine boy, tabi maksulatla bile azıklanış gerek, avukatlanış gerek. Yani gündelik şerayette işletilirken tazalaş vasitalarımız var, parfümeri maksulatları var. Şuradan sıfatlı maksulatlardan faydalanış gerek. Keyin kiyiniş giyinası esasen kiyingende tabi bir metaladan tikilgen kiyimler teriye hava ütkezadan kiyimler giyişe itibar veriş gerek. Katta rahmat sizga. Bizani mana shu iltimosimizni yo'q demasdan Humomed Last klinikasi bizga mana shu sharoitni yaratib bergan uchun kattakon rahmat deymiz. Agar sizda teri muammolari bo'ladigan bo'lsa yoki mana shu tatuirovkami, uridan keyin qolgan chandiqlarmi yoki xohlagan teri muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib Humomed Last klinikasida bu muammoingizdan qutulib ketishingiz mumkin. Albatta, doktor Sabirov obunasi man desangiz 20% 20% chegirmada ega bo'lasiz do'stlar. Do'stlar, endi qaysi mutaxassis maslahati kerak bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiring. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizni siz aytgan mutaxassis bilan olib boramiz. Kattakon rahmat, bizani kuzatishda davom eting.